Merhabalar, mucize ötemiz sonsuz. Şu an Avusturya'nın güzel kenti Bregenz'deyiz. Bregenz, Almanya'nın, İsviçre'nin ve Avusturya'nın orta yerinde Bodensee Gölü'nün doğu kıyılarında karlı yamaçlara sırtını vermiş çok şirin bir yerleşim birimi. Buranın nüfusu zannediyorum 40 bin civarında. Ve Refik Korkmaz bilinçaltı dili mucizeler eğitiminin birinci basamağını şu anda yapıyoruz. Şu anda karşımızda Rosita var, Şaban abi var ve Meryem Hanım gösterelim. Meryem Hanım var. Bir de Selda Hanım Londra'dan geldi, eğitimimize katıldı. Şu anda biz eğitimimizin iki konusunu işledik. Birinci konu, Rafikistan evreninde bilinçaltı dili nasıl kayıtlı. İkinci konumuz ise cinsel sorunlar nasıl tespit edilir? Hem şu anki 49 yaşında olan bir insanın cinsel sorunu nasıl tespit edilir? Bir yaşın doğduğu günden beri nasıl tespit edilir cinsel sorunu? Hangi sebepten ortaya çıkmıştır? Ve hayatının hangi bölümünü ne kadar olumsuz etkilemiştir? Biz sadece böyle merakımızı gidermek amacıyla deşifre etmiyoruz. Ayrıca bunu çözüyoruz. Peki siz şimdi ilk defa eğitimimize Evet hocam. katıldınız. Rafikistan evrenine gidip bunları bulmak, düzeltmek, bu tecrübe nasıl bir şeydi? Olağanüstü, gerçekten mucize ötesi. Kendimden de açıkçası böyle bir şey beklemiyordum. Görecelileştirme çalışmaları daha önceki kurslarımda falan yapmıştım ama bu tamamen bambaşka bir şey, değişik bir şey hocam. Biraz anlatsana şimdi bizim bu konumuzu, bizim bu yaptıklarımızı insanlar anlamakta zorlanıyorlar. Biz bir de şöyle deyince daha da anlaşılması zorlaşıyor. Çok güzel, çok muazzam bir şey deyince bu sefer kendimiz hakkında hiç bilgi vermemiş oluyoruz. Sen lütfen bize anlat en azından şu yaptığımız cinsel konuların tespitini. Kızınızda ve başka bir arkadaşımızda ve bir de İkisi oldu. ikisinde baktık. O insanlar, ya yani onlardan birisi mesela kızınız burada değildi. Onun bilgilerine nasıl ulaştık, neler yaptık? Bunu bir anlatsana. Kanallık yapıp yapamayacağımı ben hiç bilmiyordum. Hiçbir fikrim de yok bu konuda. Yoktu şu ana kadar. Sadece videolarınızdan izliyordum sürekli Facebook'tan. Ama kanallık yapmaya niyet ettim. Gözümü kapattığımda da o görüntüler bana geldi zaten. Kızımla ilgili 19 yaşında bir kalp kırıklığı gördüm. Bunu daha sonra bakacağız tekrardan. Diğer arkadaşımla ilgili ilk kez tanışıyorum. Onun gerçeğini görmüşüm. Bilmiyorum. Çok mutlu Ve o oldum. kendisi de bize anlattı. Anlattığında ben kulaklarımı tamamen kapatmıştım hocam. Siz bana demiştiniz kapatın duymayın. Ben tamamen kapattım. Hiçbir şey bilmiyorum arkadaşımla ilgili. Sadece ismini biliyorum. Bugün tanıştık. Çok şükür. Ve Ama tamamen senin ailesindeki... anlattıklarını anlattı. Öyle mi Evet. hocam? Çok şükür. Hiçbir fikrim yoktu. Sadece gözümü kapattığımda gördüklerimi söyledim. Onların Refikistan'daki karşılıklarını hocam söylediğinde arkadaşımızın hikayesiyle birebir örtüştüğünü gördük. Ve sadece bununla da kalmadı tabii, hani sadece sorunu bulmak değil mesele. Refik hocamın dediği gibi. Mesele aynı zamanda sorunu çözmek. Çünkü insanların özel hayatlarına girip orayı karıştırmak gibi bir şeyimiz yok. Kesinlikle. Hocamın da yok aslında. Evet, Şifa yok. vermek, o durumu düzeltmek, çözmek, geçmişte olan veya bugün hala olmakta olanı çözmek, geleceğe de daha sağlıklı şekilde bakabilmeyi sağlamak. Buna vesile olabildiysem sayenizde Estağfurullah. çok memnun oldum. Ve bizim gördüğümüz şuydu.
İnsanlar hayatlarının çeşitli zamanlarında belki cinsel sıkıntılara uğramış olabilirler, belki de hiç uğramamışlardır. Bu sadece taciz, tecavüz şeklinde gerçekleşmez. Aile içi geçimsizlikler de cinsel algının problem halinde günümüze getirilmesine sebep olabilir. Biz bunları dünyanın neresinde olursa olsun bir insan hiç onunla konuşmadan, hatta onu hiç görmeden onun problemini buluyoruz ve çözüyoruz. Yani şu anda Pekin'den bir insanın da problemini buradan buluruz, buradan çözeriz. Moskova'dan bir insanın da problemini buradan bulur, buradan çözeriz. Adını bile bilmemiz gerek yok. Hiçbir şeyini bile bilmemiz gerek yok. New York'taysa da onun problemini bulur, çözeriz. Peki biz yakında Amerika'da eğitimler vereceğiz. Bir de bunu İngilizce olarak söylemek ister misin? Tabii ki, tabii ki. Hi Ve everybody belki again. bu Amerika yolculuğumuzda siz de bize eşlik İnşallah, edersiniz. niyet ediyorum inşallah. Hi everybody. Dear Rafik is going to go to America in the end of May, from end of the May Yes. to till June, from different parts of America, New Şey, Jersey, şu anda Florida. Temmuz'a kadar eğitim tarihlerimiz belli ama Ekim'e kadar oradayız. Ha, onu da söyle. Amerika'da, Evet, Ekim'e Ekim'e kadar. kadar. From end of May till October, he's going to be in the US. In different part of the states, he's going to have this education. And dear Sevgi Sevgi Schwarz, Sevgi Schwarz, organizatörüm. lovely, lovely lady. Sevgi Schwarz is organizing all those educations and events in different parts of the states, including from New Jersey to Florida and to different parts. You can have a look from his Facebook account to find out more about it. Also to look at Sevgi's account as well. Şeyden bahsetsene. Bu dünyadaki her şeyin Rafikistan'da var olduğunu gördük. Hem de sadece şu anda değil, geçen yılın, ondan önceki yılın, ondan önceki yılın ta doğduğu günden beri varlıkların bütün bilgiler Rafikistan'da duruyor. We can say that if you want to look at one person or problem, you can see everything from beginning to till now in Rafikistan. That's mean including from person in mother tongue, isn't it? Anne karnında da, Zaten değil daha anne mi? karnına inmedik. Bir de Görüyoruz. ayrıca anne karnındaki durumu da biliriz. Okay. And including this person's situation in mother's tomb and womb, sorry. Bir dedi ki, Mother Womb'a düşmeden önceki durumunu da biliyoruz. Including before that, before become a fetus in mother's womb. You can see this person's story in Rafikistan. It's represented by billions of different things. Çünkü kuantum bize bu imkanı sağlar. Because quantum theory gives us this opportunity actually to find out. It can be represented as a tree, as an animal, as a flower, as a car, everything. Everything you mean, everything you guess, you think or you imagine, you can Ve see it. biz şimdi iki konu gördük. Bir, Rafikistan evreninde bilinçaltı dilini gördük. Söylesene. We have seen two things today. First, the Language language of of subconscious mind in in Rafikistan. Rafikistan. Second, Secondly, we have seen cinsel konuların tespiti ve ortadan kaldırılmasını gördük. understanding of sexuality and the problems about this, and to sort out to heal these problems. We have seen those in Rafikistan. İşte sen bunların hepsini bize gittin, gördün, buldun, anlattın. Kolay mıydı, zor muydu? Teşekkür ederim hocam. Kolaydı benim için. Zorlanmadım. Sadece hani ilk başta niyet ettim. Buna kanallık yapmaya niyet ettim. Ama bir yandan da şöyle kaygılarım da vardı. Acaba yapabilecek miyim, edebilecek miyim? Sonra
Görüntüler kendiliğinden gelmeye Görüntüler başladı. kendiliğinden geldi. Bu kadar. Evet, gelmeye başladı sayenizde. Çok Ben teşekkürler. teşekkür ederim. Biz buna mucize ötemiz sonsuz diyoruz. Mes. Mucizetimiz sonsuz. Peki bizim bu cumartesi pazar 11-12 Mayıs'ta eğitimimiz nerede? Oberhausen'de. Oberhausen, Almanya. Onu da İngilizce söyleyebilir miyim hocam? Evet lütfen. This week, 11 and 12 of May, we are in Oberhausen, Germany. We have this workshop in there. I'm going to go with Refik Hoca. Thanks to inviting me. De ki Londra'daki arkadaş İngiltere'den insanlar çıksınlar gelsinler. Sen Yeah, onlara İngilizce tercüme this edersin. if friends wish to come from Britain, London, United Kingdom, they can, and I will translate for them. And the people who speaks, Turkish, they also understand as I do. Çok güzel. Ve sen de dedin ki Oberhausen'deki eğitimi orada Firdevs Aslan var. O Almanca'yı çevirecek. Dedi ki Almanlar da gelsinler bu cumartesi pazar. Almanca çevirisi de olacak. In Oberhausen am Wochenende, die Frau Firdevs Aslan, sie tut es auf Deutsch übersetzen. Also die Deutschen können auch kommen und es gibt auch deutsch übersetzte Seminare. Bugüne kadar arkadaşlar, hani benim yeşil pasaportum var. Pek çok ülkeye vizesiz gidebiliyorum. İngiltere, Amerika ve Kanada, bir de Avustralya vize istiyorlardı. Ben şöyle bir algı içindeydim. İnsanlık tarihinin en büyük keşfini yapmış Refik Korkmaz'a vize koymuş. Ben de dedim ki valla onlar vize koyuyorsa ben de onlara vize koyuyorum. İngiltere, Amerika, Kanada ve Avustralya benim eğitimden mahrum kalsın diye düşündüm. 2 yıl böyle devam ettim. Şimdi artık Amerika için vizeyi ben kaldırdım. Ama şu anda hala İngiltere'ye vize koymuş, Kanada'ya ve Avustralya'ya vize koymuş durumdayım. Bu büyük eğitimin ülkesinden mahrum edilmesine bence hükümetleri daha fazla katlanmasın. Gelsinler, cesinler, Çirefik hocam. Ülkemize koyduğun vizeyi kaldır, vize yasağını biz de ülkenizden vize yasağınızı kaldıralım, ülkenize de bunu getirin. Bak Amerika'yı nasıl da götürüyoruz. Hepinize selamlar, saygılar, mucize ötemiz sonsuz.